Davetler, eğlenceler, tanıtımlar ve daha neler neler. İşte magazin dünyasının kalbinin attığı gecelerden manzaralar. İstanbul gecelerinde kim, kiminle, nerede? Hızlı, tempolu bir gece turuna hazır mısınız? I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you break in my heart. Gece turunda ünlü isimlerin akın ettiği bir doğum günü gecesine gidiyoruz. İşte oyuncu Aslıhan Güner ve eşi Mert Kılıç. Güner şu sıralar dinlenme dönemindeymiş. Güzel gidiyor. Dinlenme dönemindeyim ben. Mutluyum, keyifliyim. İşte sevdiklerime zaman geçiriyorum. İstanbul'da olmak da güzel. Uzun süredir şehir dışında olduğum için özlemişim. Mutlu çifte ne zaman çocuk sahibi olacaklarını soruyor muhabirler. Bakın ne yanıt veriyorlar. Evet, inşallah ya, biz de istiyoruz. Mert hep istiyordu zaten. Hani beni bekliyor. Ya arkadaşlar tabii ki kim istemez yani. Evladı olsun. Yani bir iki sene sonra falan herhalde, evet, Allah da inşallah nasip ederse inşallah olur diye düşünüyoruz. Olur mu abicim? Oyuncu Gamze Topuz ve Tümer Metin de doğum günü gecesine gelen isimler. Neler yapıyorlar şu aralar? Çalışıyoruz vallahi. Neler yaptığımıza dair sizin fikriniz yoksa biz çalışıyoruz. Devam. Aynı i̇şler, bir şekilde işler devam. İşler devam. Kolay gelsin. Oğuzhan Koç yeni şarkısı Aşkın Mevsimi'nin klibini tüm ekibiyle birlikte basına özel olarak düzenlediği bir gecede izledi. Samimi bir ekiple bunun kutlamasını yapmamıştık. Normalde hep şu an evim bir köşesinde YouTube'da ne oluyor, birazdan giriyoruz, canlı yayın mı yapsak falan gibi gergin şeyler yapıyorduk. Bu çok daha eğlenceli ve keyifliymiş. Görüyorum anla, damla damla, zamanla eriyoruz. Gecenin kahramanı Oğuzhan Koç'la birlikteyiz şimdi de. Aşkın mevsimi olur mu diye soruyor gazeteciler. Vallahi var mı yok mu şarkıda anlatmaya çalıştık. Benim böyle artık biraz geleneksel hale geldi. Havalar bozunca, soğuyunca, sonbahar kış arasında güzel bir slow veriyordum hep. Bu sene de o geleneği bozmayalım dedik. Yazın hareketlileri verdik. Şimdi de olay aşkın mevsimine doğru geldi. Şarkı bir aşk şarkısı olunca ilk olarak büyük aşkı Demet Özdemir'in beğenip beğenmediğini soralım. Demet de çok beğendi. Bakalım şimdi bundan sonra, yani bizim tayfa komple çok beğendi. Bakalım dinleyen ne diyecek? Model Şeyval Şahin de kendi koleksiyonunu çıkaran ünlüler kervanına katıldı. 8 parçadan oluşan Disco Dream konseptli koleksiyonunu tanıttı Şahin. Bir koleksiyon yaptım. İlk deneyimim böyle bir işin içinde. 8 parçadan oluşuyor. Kapsül bir koleksiyon ama her parçayı özenle çizdim ve kumaşları üzerinde bayağı 2 aydır çalıştım. Şeyval Şahin'i tanıtım gecesinde yakın arkadaşı sunucumuz Buse İskenderoğlu da yalnız bırakmadı. Çok güzel buldum koleksiyonu. Yakın arkadaşım böyle genç yaşında böyle güzel bir iş yaptığı için çok mutluyum. Kadınlara, küçük kadınlara, bizim yaşımızdaki kadınlara da destek böyle projeler için. Geceye Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan da davetliydi. Şeyval Şahin'e destek olmak için gelmiş. Şeyval çok iyi arkadaşım ve bugün onunla böyle bir projenin içinde yer alıyor olmak çok güzel. Koleksiyonu da harika. Ve onların böyle adımlarla kendilerini büyütmeleri ve böyle başarılı olmalarını izlemek çok güzel. Ben de bugün onu desteklemek için geldim. Aynı zamanda arkadaşlarımla beraber olmak için buradayım. Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti yanımızda gecelerde. Şakrak'ın şalvarlı bıyıklı yeni imajı dikkatimizden kaçmadı. Bıyığa uydurmaya çalışıyorum kendimi, öyle düşün. Anladın mı ya? Kılığım direkt bıyıklı olmuyormuş. Onu şey yaptım. Ama Ceyda Hanım'a soralım, oluyor mu olmuyor mu, bıyık yakışıyor. Ben her haliyle çok seviyorum ama bıyıksız. Daha çok seviyorum. Çok basit söyledim ben. Bu arada Ceyda Düvenci'nin epey kilo verdiğini fark ediyoruz. Özel bir şey yapıyor mu? Geçen sene Bodrum'dayken, yaşarken yani kışın orada, böyle bir günde 2 öğün yiyelim mi diye bir karar almıştık karı koca. Ve bu ama onun fikri. Ben 2 öğün iyi yedim. Ben güzel doyurdum karnımı. Ben tabağı falan sıyırdım güzel. Hiç tabağımda bir şey bırakmadım. Tekindor'un tek kişilik oyunu Toz'un premierine gidiyoruz. Oyunu izlemeye oyuncu Merve Dizdar da gelmiş. Çok heyecanlı, başarılı oyuncu. Çok heyecanlıyım.
Neler bekliyorsunuz? Yani çok iyi bir oyun olduğunu düşünüyorum. Olacağını da düşünüyorum. Zaten yani yazar, yönetmen, oynayan muhteşem. Yapım muhteşem. Herkesi, hepsini tanıyorum. Hepsi yani çok sevdiğim insanlar. Kötü olma ihtimali yok. Ama sonuç itibariyle bir tiyatro seyircisiyim. Heyecanımı durduramıyorum yine de yani. Ve çok uzun zamandır yani pandemiden sonra ikinci, üçüncü oyunum sayılır izlediğim. Oyuncu Burçin Terzioğlu'yla birlikteyiz premierde şimdi de. O tam bir Zerrin Tekindor hayranı. O kadar çok istiyordum ki başlasın ve izleyeyim diye. Zerrin Hanım sahnede aşığım, çok seviyorum izlemeyi. Şimdi heyecanla oyun başlasın ve izleyeyim diye bekliyorum. Şimdi de Nur Fettahoğlu'nun yanındayız. O da merak içinde oyunla ilgili. Çok merak ediyorum. Çok iyi bir performans sergilemiş. Zaten Zerrin'in kendisine hayranım. O yüzden merakla bekliyorum. Siz neler yapıyorsunuz peki? Nasıl gidiyor? Ben dinleniyorum bu ara. Bir tane film var, onu bekliyorum. Öyle. Kızımla vakit geçiriyorum. Kızıyla arası nasıl, neler yapıyorlar? Yakalamışken soralım. Hayatımda yaşadığım en güzel duygu ne diyeyim? Annelik duygusu o kadar farklı. Yani annelik işte. Duygusu hani gerçekten tarif olmayan bir duygu. Onu hiçbir zaman tarif edemeyeceğim büyük ihtimalle. Ve Birce Akalay. Oyundan beklentisi yüksek. Yani bence yine harikalar yaratmıştır. Yani çok değer verdiğim, çok saygıdeğer bir oyuncu bence. Bu ülke için büyük bir değer Zerrin Hanım. Onun da tek kişilik performansı kolay bir şey değil. Ben de iyi bir performans olduğunu, iyi bir oyun olduğunu da biliyorum. Eminim çok güzel olacak. Sinan Akçıl'ın konserine gidiyoruz. Akçıl konser öncesi bir hayranıyla birlikte röportaj veriyor. Bugün şimdi onunla beraber çıkıyorum sahneye. Burcu Kıratlı ablamla da tanışırım inşallah. Evet, her zaman ona da seni çok sever. Kenan abin de seni çok seviyor. Burcu Kıratlı ablamla tanışmayı çok istiyorum. Çok Burcu önemli. Kıratlı ablama buradan selamımı gönderiyorum. Kenan. Onu da selamlarımı gönderiyorum. Evet. Birazdan şarkı söylüyor musun benimle? Evet, düet yapıyor musun? Tabii. Artık şarkılarla düet yapmıyorum. Bir tek senle yapıyorum. Kabul mü? Evet. Çak. Evet. Gece turunda oyuncu Tolga Sarıtaş'la birlikteyiz şimdi de. Yeni bir projeye hazırlanıyormuş şu sıralar. İyi vallahi, yeni bir projeye hazırlanıyoruz işte. Zaten almışsınız haberleri. Evet. İşte ona hazırlanıyoruz. Heyecanlıyız. Her şey yolunda. Başka bir değişiklik yok.